Erken evre olanlarda, erken. Evre 1 ve 2 olanlarda, yani organ içinde sınırlı yayılımlı olan tümörlerin cerrahisi mümkündür. Ne kadar o dokunun çevresine yayılmış, çevresindeki diğer organlara da itilme, çekilme şeklinde büyümüşse onun cerrahi olarak tamamen çıkarılma şansı yoktur. O yüzden de evet, cerrahi olarak çıkarılabilir ama çevre dokuları tamamen sıyrılmayacağı için tedavi sonrası, ameliyat sonrası başarısı çok daha düşüktür. Biz cerrahiyi erken evre tümörlerde tercih ediyoruz. Evre 1 ve evre 2 tümörlerde cerrahinin yeri çok daha önemlidir, evet, diyebiliriz. Halk dilinde bir de o dişi kanser hücresi, evet, erkek hücre diye bir algı var. Evet. Nasıl? Şimdi burada kanser tedavisi gören hastaların, bizim burada tedavi ettiğimiz hastaların %95-98'inden gibi diyebileceğim halk arasında dişi dediğimiz türdür. Bir de erkek tür dediğimiz, hani sıçramayan, üremeyen türleri vardır. Ama bunların yerleşim yeri zaman zaman hani beyin içerisinde biyopsi alınamayacak şekildedir. Bir damarın çevresini tutmuş olabilir veya işte çok nadir, iyi huylu olup da tedavi gerektirecek tümörler vardır. Bunlar %1, %2'lik grubumuzu oluşturur. Asıl bizim tedavi ettiğimiz grup halkın arasında söylenen dişi tümör dediğimiz, dişi olan, üreyen tip hastalıktır. Kanser türü, o şekilde diyebiliriz. Erkek hücre kanserlerinde daha çok ameliyatla... Aynen. Ameliyatla tam başarılı. Dişi daha çok ilaçla mı? Evet, dişi olanların tam kanser türü diyoruz zaten, dişi olanlarda. Yayılma oranı daha çok yüksek. Halk arasında söylenen erkek türü benin denen iyi huylu tümörlerdir. Ama bu malin dediğimiz kötü huylu tümörler halk arasında dişi tümörler olarak adlandırılır. Bu şekilde söyleyeyim. Anladım hocam. Gelenler haklı olarak soruyorlar, bizimki dişi mi işte falan diye. Hani o belli, kafasına belli bir yere oturtması gerekiyor ki tedavisini de ona göre. Bu ilk tanıda belli olmuyor galiba hocam. Öyle mi? İlk yoksa tanıda, biyopsiden aldıktan sonra mı belli oluyor? Biyopsi alındıktan sonra belli olur. Çünkü ilk olarak görüntülenen radyolojik görüntülemeler, kan tetkikleri bize bir miktar yol gösterir. Ama asıl şey, asıl bizi hedefe ulaştıran, tedaviye karar vereceğimiz son aşama patolojiyle parçanın alınıp şey yapılmasıdır. Yani hani bize son cevabı söylemesidir diyebilirim. Patoloji önemli burada.